Biz şöyle, öncelikle tabii Sayın Mustafa Sarıgül Genel Başkanımızın önderliğinde siyasi üslubu çok önemsiyoruz. Siyasi üslubun içerisinde de halihazırdaki krizleri, böyle şu anda yaşadığımız enflasyon, işte efendime söyleyeyim yüksek faiz, bunun gibi krizleri sadece hükümet kaynaklı görüp yıkıcı bir muhalefetten taraf değiliz. Resme daha büyük açıdan bakmak ve gerçek sıkıntıyı tespit etmenin makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir çözüm sunmanın anahtarı olarak görüyoruz. Ve halihazırdaki yaşananları da ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi konjonktürel kaynaklanan sebepler, ikincisi de hükümetin politikalarından kaynaklanan sebepler olarak ikiye ayırarak inceliyoruz. Küresel açıdan malum, işte pandemi sürecinde gelişmiş ülkeler azdan az gider, çoktan çok gider psikolojisiyle ekonomileri aniden daralınca ekonomiyi canlandırmak için piyasaya para pompalaması, varlıkları satın alması ve dolayısıyla likidite bolluğu sağlaması piyasaya. Fakat Covid'in beklenilen kadar uzun sürmemesi veyahut da daha çabuk kontrol altına alınabilir olduğunun görülmesiyle birlikte, tıpkı bir suyun üstünde biriken köpük gibi para, likidite o piyasalarda suyun üstünde köpürdü. Aynı zamanda bol likidite sağlanması, varlıkların satın alınması, Fed'in ve aynı zamanda Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bilançolarını şişirdi. Covid'de tünelin sonunu görmeye başlayınca gelişen ülkeler taper dediğimiz daralma politikasına geçtiler. Ve kademeli deseler de aslında gelişmekte olan ülkeler için çok da kademeli olmayan, hızlı sayılan, kendi ekonomilerine göre kademeli olarak sayılan bir daralmaya girdiler. Teşvikleri kestiler ve bunun üzerine, çünkü önlerine çok büyük bir enflasyon çıkacağını gördüler. Para var piyasada, paranın herkeste bol olması, o piyasada paranın bol olması enflasyona neden olur. O talep enflasyonuna neden olur. Hı hı. Dolayısıyla bunun önünü kesebilmek adına hemen hızlıca daraldılar. Daralınca tabii bu o ülkelerin para birimlerini aşırı derecede güçlendirdi. Ve aşırı derecede güçlendirmesi de bize de yansıdı. Biraz önce Üstad'ın da söylediği gibi ona katılıyorum. Tabii hükümetin de yanlış okuması, resmi yanlış okuması nedeniyle Türk lirası biraz daha negatif ayrıldı. Yani diğer ülkelere olan, diğer ülkelerdeki doların baskısı bizde çok daha fazla oldu. Neyi yanlış okudu? Ne yaparsa bu, evet, negatiflik şunu, daha fazla yansımaz. Şunu yanlış okudu. Şimdi enflasyon dediğiniz şey, bir defa bir talep enflasyonu var, bir arz enflasyonu var, bir de maliyet enflasyonu var. Bizde şu anda karşımıza çıkan potre maliyet enflasyonu. Ama biz sanki bir arz enflasyonu varmış gibi veyahut da talep enflasyonu varmış gibi üretimi merkeze alıyoruz. Ve diyoruz ki biz üretimi artırmalıyız. Şu anda sıkıntı üretimde değil. Sıkıntı şey olarak, imalat yapıyorsunuz. İmalat girdilerinizin anormal derecede fiyatlarının artması enflasyona neden olan. Yani stok imalat var deniliyor. İmalat bedellerinin artması. Çünkü biz genelde ne üretiyoruz? Biz ara mallar üretiyoruz ve bu ara malların %80'ini dışarıdan imal ediyoruz. Dolar bazlı veya euro bazlı alıyoruz. Dolayısıyla imalatçı aldığı ürünü, biraz önce gene Sayın Genel Başkan Yardımcı bu söylediği gibi, maliyet analizi yapamıyor. Ve çünkü aldığı fiyattan bir maliyet analizi yapamıyor. Üretici üretmekten memnun değil. Siz bugün ne kadar üretime teşvik koyarsanız koyun, ne kadar teşvik verirseniz verin, şu anda üretici üretimden kaçıyor çünkü satmak istemiyor. Malı satmak istemiyor çünkü bir maliyet analizi yapamıyor. Evet, biz faizler düşsün ve faizler düşünce üretim artsın, ama o konjektör bu konjektör değil. Tam bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu sorun şöyle çözülür. Bir kere popülist bir yaklaşımla faizi aşağı çekerek, faizi aşağı çektiğimiz zaman şu anda diğer gelişmekte olan ülkeler faiz artırırken kendi ekonomilerine göre, tabii bizim çok çok altımızda ama kendi ekonomilerine göre yüksek olan faizleri artırırken bizim faizleri olması gerekenden daha aşağıya çekmemiz doları olduğundan çok daha fazla güçlendiriyor. Dolayısıyla bu dengeye dikkat ederek
birdenbire faizi indirmek yerine bu süreci, konjonktürel süreci yumuşak geçecek şekilde kontrollü bir faiz politikası işlenirse, izlenirse öngörülebilirlik olur. Üreten kişiler maliyet analizlerini daha rahat yapabilirler ve daha rahat bir maliyet analizi yaptıkları zaman üretime hevesli olurlar. Ama hali hazırda gelinen pozisyonda şu anda üreticinin üretme hevesi yok. Çünkü sattığından kar edip etmediğini de bilmiyor. Şu anda faiz politikasını biz hükümetin faizi ısrarla indirme politikasını yanlış görüyoruz. Daha konjonktürel bakmalı ve diğer dinamiklerle beraber incelemeli. Gene faiz indirimini kendi hedefine koymalı. Faiz indirimini koymalı. Çünkü ileride mutlaka üretime ihtiyacımız var. Üreticiye ihtiyacımız var. Fakat konjonktürel durumun altına indirmemeli. Yapay oluyor. Yani mesela bankalar bugün diyorlar ki biz satacağımız paranın maliyetini hesaplayamıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Çoğu banka şu anda mevduat topluyor ama kredi kullandırtmamak için bin bir türlü bahane uyduruyor. Yani şu anda 15'lerde 16'larda faizli para almanız, kredi kullanmanız mümkün değil bankalar. Paranın maliyeti kurtarmıyor diyor. Kurtarmıyor çünkü maliyeti öngöremiyor. Banka maliyeti öngöremiyor. Şeyi toplayın, mevduat toplayın ama krediye geldiği zaman bin bir dereden su getiriyorlar ve çeşitli argümanlar koyarak kredi faizlerini %20'lere getiriyorlar. %20'lerden satıyorlar. Dolayısıyla gerçekçi olmuyor. Bu milletin de çektiği de yanına kar kalıyor.